Hepinize yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir konsept ile karşınızdayım. YouTube'da izlemeyi en sevdiğim videolardan birisi yemek videoları arkadaşlar. Ben de şimdi daha geldiğim Bim'den aldığım hazır yemeklerinden deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bu tarz böyle videolar istiyorsanız yorum yazmayı bana unutmayın. Şimdi geldiğim için hepsini sizlerle göstereceğim. Şöyle Bim'de Yurdum markasının Barbunya plaki olarak geçen böyle bir plakisini aldım. Ben severim yani, Barbunya falan severim arkadaşlar. Bunun fiyatı ne kadarmış? Fiyatlarıyla söylemek istiyorum. 3.75. Bayağı uygun fiyatlı. Sonra şöyle Bim'de satılan tekrardan Derya markasının ton balığını aldım. İkili kocaman bir şey. Bunun fiyatı da ne kadar? Ton balığı 9.95. Yani tanesi 5 liraya falan geliyor. Çok iyi. Çok iyi. Sonra bir tane de acılı ezme aldım arkadaşlar. Bu şekilde acılı ezme. Bunun fiyatı ezme 2.90. Sonra bir tane de böyle bir dürüm çiğ köfte aldım arkadaşlar. Böyle ikili. Bunun fiyatı da ne kadarmış? 2.75 TL. Çok ucuz. Bayağı ucuz. Yani bayağı ucuz. Sonra bir tane böyle bir sandviç aldım. Şöyle gördüğünüz gibi çok peynirli sandviç olarak geçiyor. Bunun fiyatı 2.95 TL. Tabii ki de içeceksiz olmaz. Bim markasının bu da Dost ayranı var. Bunu aldım. Bir tane de böyle bir yaprak sarması aldım. Yaprak sarması. Bunun fiyatı 3.25'miş arkadaşlar. Hemen şuraya alalım. Son olarak da bir tane Rus salatası aldım. Bunun fiyatı da 2.25'miş. Şimdi sizlerle bunları denemek istiyorum arkadaşlar. Ben bu ürünlerin daha önce hiçbirini denemedim. Yanlış hatırlamıyorsam sadece ayranını denedim. Onun haricinde hep denemediğim ürünlerden seçmek istedim ki videoda sizinle beraber denemek istiyorum. Öncelikle en sevdiklerimden dürüm çiğ köfteden başlamak istiyorum. Ben çiğ köfteye bayılıyorum arkadaşlar. Tekrardan fiyatını söyleyelim. Bunun fiyatı 2.75. Yani bayağı bir uygun bir fiyatı var. Hazır olduğu için de her yerde, Bim olduğu için eğer böyle öğlen okulda falan karnınız acıktığınızda yani alabileceğiniz bir şey arkadaşlar. Ama şöyle açalım. İçinden sosu da çıkıyor bu arada. Acı bir sos herhalde bu da. Şu şekilde iki tane lavaş içinde, yanında da acı sosu var. Bir tanesini deneyelim. Bu şekilde gayet de ikisi birleştirince gayet güzel büyük bir öğlen arası sizi doyuracak şekilde bir tane çiğ köftemiz var arkadaşlar. Kokusu falan da güzel geliyor bilmiyorum ama ısıralım, deneyelim bakalım. Ben açıkçası sevdim yani. Sosumuza da bandıracağım. Çok acı severim ben. Genellikle içinde tabii ki de sadece çiğ köfte ve lavaş var. Marul, onun haricinde mısır falan. Ben genellikle o tarz severim. Mesela domatesli, mısırlı, naneli. O tarz çiğ köfte severim ama bu da bence fiyatına göre gayet başarılı ya. Bayağı beğendim bunu. Ben bunu alır yerim arkadaşlar. Hatta bir ısırık da alacağım ya. Gerçekten beğendim. Bunu da kesinlikle alırım, yerim, tercih ederim arkadaşlar. Sonra yaprak sarmasını çok merak ediyorum. Onu da geçmek istiyorum. Yani açıkçası yaprak sarması tercih eder miyim bilmiyorum. Annem çok güzel yaprak sarması yapar. Hatta özellikle videoda söyle dedi bana. Özellikle dedi ki yaprak sarması yaptım, güzel söyle dedi. Yani gerçekten de güzel yapıyor şimdi. Yiği dördür hakkını yeme derler ya. O şekilde, ama bunun da fiyatı çok uygun ama. Yaprak sarması 3.25 arkadaşlar yani. Bayağı bir yağlı. İçinde 3-5-10 tane var içinde. Yağlı olduğu için şimdi size bayağı da bir kalın sarılmış. Annem böyle saranlara biraz sinirleniyor. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir kalın. Şöyle incecik sarılması gerekiyor. Bayağı bir yağlı suyun içinde. Tabii ki de bunlar muhafaza herhalde böyle ediliyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir kalın ya. Dur bakalım. Açıkçası beklediğimden iyi çıktı. Böyle biraz ekşiliği de var. Yani limon tadı da hissedebiliyorsunuz. Açıkçası bu fiyatı bayağı bir güzelmiş ya. Hiç böyle beklediğim gibi çıkmadı. Arkadaşlar ben bunu gerçekten çok beğendim. İnanamıyorum. Çok beğendim ben bunu. Böyle bir yani içindeki pirinçler falan böyle sert değil. Hani bazen böyle kıtır kıtır pirinç çıkabiliyordu ama gayet güzel, yumuşak. Ağızda dağılıyor. Yaprakların şeyi falan böyle kılçıklı falan da değil. Gayet güzel. En azından benim paketteki öyle. Bilmiyorum siz daha önce yediniz mi ama
Yaprağı falan da gayet ince yani. İçindeki dediğim gibi bu pirinçler böyle kıtır kutur bilmem ne de değil. Yumuşak ve gayet hoş, güzel yani. Ben bunu kesinlikle alırım bir daha. Ama annem aldır mı? Onu bilmiyorum. Gizli alırız. Bayağı beğendim arkadaşlar bunu da. Kesinlikle bunu da alın. Beğendim. Çok güzel. Şimdi diğerine geçelim arkadaşlar. Acılı ezmemiz var. Ben acılı ezme gerçekten çok beğeniyorum. Acılı ezmenin fiyatı da 2.90. Böyle kahvaltılarda falan yemeyi de seviyorum. Ekmeğin üzerine sürülüp şu şekilde. Şimdi bir tadalım bakalım nasılmış bunun tadı. Bunu açıkçası çok sevemedim. İçindeki böyle yoğun domates parçaları biraz şey büyük doğranmış. Mesela şunlardan bahsediyorum. Şunlar falan bayağı bir büyük doğranmış. Hatta böyle bir ekşi bir tadı da var. Hiç sevmedim bunu ben. Son kullanma tarihlerine de baktım. Tekrar bakıyorum. Geçik değil ama yok yok. Bunun içindeki soğanları falan böyle çok büyük doğranmış. Ağızda da böyle bir sanki bir ekşi bir tat bırakıyormuş gibi. Hiç sevmedim acılı ezmeyi. Acılı ezmeyi. Daha önce birçok yediğim için ben acılı ezmeyi. Kebapçılarda falan. Tabii ki onları karşılaştırmak doğru olmaz ama. Yani tekrardan alacağım bir ürün değil kendileri. Bunu sevmedim arkadaşlar. Rus salatası. Rus salatası fiyatı çok ucuzdu bu da. 2.25 TL. Açıkçası mayonez alır, garnitür alır ya da o tarz tercih ederim. Böyle hazır almayı pek tercih etmem. O daha avantajlı gibi geliyor. Ama hani dışarıdaysanız, bir yere gittiyseniz ne bileyim elinizde çok bir alternatif yoksa alabilirsiniz. Onun haricinde gideyim de bir Rus salatası alayım demem yani. Açıkçası evde falan da çok yapıyorum ben Rus salatası. Seviyorum. Evet, Rus salatamız var. İçi dolu dolu. Bakalım bunun bir tadına. Bayağı da büyük doğranmış. İçindeki patatesler, garnitürler bayağı bir büyük doğranmış. Oradan sesleri duyuyor musunuz ama çok böyle bir kıtır kutur. Çok iyi haşlanmamış bence bunlar. Patatesler falan hiç haşlanmamış. Bir dakika. Bir de bezelye. Kesinlikle bezelye haşlanmamış. Patates haşlanmamış. Havuç hiç haşlanmamış. Arkadaşlar nimete de kötü demek istemem ama bunu hiç sevmedim. Rus salatası. Hiçbir şekilde haşlanmamış. Mayonezinin tadı birleşince böyle bir kötü olmuş. Yani içindekileri katır kutur yani. Hiç sevmedim arkadaşlar. Bunu almam bir daha. Bunu sevemedim. Bu bay bay diyoruz buna. Şimdi bir tane sandviç aldım. Benimki çok peynirli. Bir de çok peynirli salamlı vardı. Onu tercih etmek istemedim açıkçası. Dedim Sedef en iyisi peynirli. Sen bir tane sandviç al. Bunun fiyatı yazıyorsun canım benim. Yani 2.95 TL'ymiş arkadaşlar. Şimdi çıkarabilirsem sizlerle de ekmeği dağıldı bile çıkarmadan. İçi biraz yapış yapış böyle. Bin'de satılan şeylerden. İçinde de açılmıyor ki içi. Öyle bir yapışmış ki. Cheddar peyniri ve normal kaşar var. Şöyle çok iç açıcı gözükmüyor açıkçası ama yani peynirli şey. Çok da böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Bakalım bir buna da. Bence ekmeği çok dediğim gibi böyle bir yapış yapış olmuş. Peynirin tadı esasında kötü değil yani. Bir peynirinden sadece tadacağım da. Yani böyle en ucuza bir kaşar olur ya. Böyle o tarz bir kaşara benziyor. Kokusu falan da cheddar'ı da tek tatmak istiyorum ama yani ne demek istediğimi anladınız mı? Çok böyle ekmek dağılıyor. Böyle bir yapış yapışlığı var. Tabii hazır paketten çıktı ama yani onu yok arkadaşlar. Bunu da açıkçası tercih etmem. Ben niye ayranımı açmadım 2 saattir? O kadar şey yedik, ayransız yedik. Dost markası. Bunu dediğim gibi daha önceden içtim yani biliyorum bunu. Diğerlerini bilmiyorduk. Öğrenmiş olduk. Dost markası iyidir. Gayet iyi. Güzel. Ayranın fiyatını söyledim mi ben ya?
65 kuruşmuş. Barbunya pilav. Ben barbunyayı gerçekten çok seviyorum. Böyle kendim de yapıyorum. Patatesli, havuçlu böyle çok güzel yaparım. Severek de yiyorum açıkçası. Bakalım hazır olarak böyle meze falan onları da seviyorum, yiyorum da böyle ilk defa hazır olarak alıyorum. Şimdi bakalım. Allah, bunu nasıl atacağım? Ay, açamıyorum. Heh, tamam, tamam, tamam. Tamam, geliyor. Çok böyle yağlı ve sulu gözüküyor. İçinde soğanlı muanlı. Heh, şu kadar açayım da. Oradan gösterebilir miyim? Görünüyordur. Umarım sularını akıtmak istemiyorum ama. Şimdi bunun da bir tadına bakalım arkadaşlar. Gayet iyi haşlanmış. Yani bunlar da şey değil yani, haşlanmamış diye güzel yani. Biraz belki yağlı gelebilir size. O yağ ve suyu tabii ki de şey olmuş içinde ama onun haricinde sevdiğimi söyleyebilirim ya. Bundan da açıkçası pek ümitli değildim. Ama bir daha yiyeceğim, bir dakika. O soğanın şeyi falan güzelce birbirine harmanlanmış. Açıkçası kendi yaptığımı tercih ederim ama bunu da sevdiğimi söyleyebilirim. Gayet güzel. Hatta bir tane alacağım. Beğendim yani. Bir dakika, tekrar bakmak istiyorum. Çok güzel. Yemeğe doyamadı. Beğendim. Hı hı. Yağı, tuzu, birbirine harmanlanma, soğanı, şeyi falan hepsi gerçekten başarılı ve güzel. Bunu bir daha alırım. Bunun fiyatı da 3.75'miş. Bayağı güzel yani. Bayağı da ürünü var. Şöyle Derya ton balığı var. Tabii ben Dardanel tonu tercih ediyoruz. Ama BİM'deki kişiye sorduğumda bu sizin markanıza mı ait dediğimde Dardanel BİM için yapıyormuş. Bana öyle söyledi oradaki beyefendi çalışan. Bu üzerinde böyle bir şey yazmıyor ama öyle dedi aslında. Ben ton balığını, ton balıklı salatayı, ton balıklı makarnayı çok seviyorum. Genel olarak ton balığını çok seviyorum. Böyle bayağı bir büyük kutunun içinde 2 tane çıkıyor. 9.95 TL'ye alabilirsiniz. Ben bu arada bütün yağını süzdürerek yiyorum. Çok yağlı geliyor. Şimdi süzdürmeye bir şey yok. Böyle içindeki yağı görebiliyorsunuz. Tabii ki de bunu süzdürmek daha iyi oluyor. Ama makarna mesela yağsız yapıyorsanız bunun yağına da güzel olabiliyor. Şimdi alalım bakalım. Çok seviyorum ben ton balığını. Bu da güzelmiş ya. Bunu da beğendim. Bu da bence Dardanel'in eğer ürünü ise gerçekten güzelmiş arkadaşlar. Dardanel'e bence bu yakın. Ben galiba her şeyi beğendim. Bunları beğenmedim. Tamam. Şimdi bunu da beğendiğimi söyleyebilirim. Arkadaşlar ben bu Derya ton balığını kesin alırım. Güzel. Beğendim bunu. Bundan hiç ümitli değildim açıkçası. Ama barbunya plaki gerçekten çok güzelmiş. Bundan da alırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Dolmayı alırım. Gerçekten yaprak sarma. Dolmadı, yaprak sarması pardon. Ben bir tane alacağım bunu arkadaşlar. Midemi bozar mıyım? Bu kadar şey yedim. Bundan da alırım ya. Ben açıkçası çok beğendim arkadaşlar. Bundan da alırım. Çiğ köfteyi de gerçekten çok beğendim. İçinde tabii marul, nane, domates tercih edenlerdenim ben. Ama onun haricinde dışarıda bir yerden isem de. Eğer mesela okula gidiyorsam, öğle arası karnım acıktıysa bundan kesin alırım. Net alırım yani. Şöyle o iki tane mis. Uygun fiyatlı da öğrenciysen zaten mis mis mis. Ayran. Zaten bildiğimiz ayran seviyorum. Ama şu sandviçim açıkçası almam. Sevdiğimi söyleyemem. Hayır. Arkadaşlar bunu hele hiç sevdiğimi söyleyemem. Bunu almam. Acı ezme. Bunu da almam. Ama onun haricinde dediklerimi alırım, yerim, yedirin, yiyin yani. Güzeldi bence. Benim BİM'den yaptığım hazır yiyecekler alışverişi bu şekildeydi. Umarım sevmişsinizdir. Karnım da açtı, iyi oldu. Ben videodan sonra devam ederim büyük ihtimal yemeği şunlardan. Videoyu, bu tarz videoları istiyorsanız beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Daha biliyorsunuz ki birçok böyle mağaza markalar da var yani. Onlardan da çekmek isterim sizlere. Hem de böyle değişik konseptlerle yaz tatili boyunca aranızda olmak çok isterim. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zil kısmını da açarsanız oradan anında videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere hepiniz. Hoşçakalın.